çağırmış olmalarına rağmen gelmemeleri hayal kırıklığı. Ben bundan şöyle bir ders çıkarırım, bundan sonra bir şey yaptığım zaman tutta bilgilendirileceksiniz diyeceğim ama öyle gelecekler. Başka türlü bunun Serdar Bey olsun, hem Demir Bey olsun. Burada doktorların sizlere ne tür faydalar sağlayabileceğini, burada ne şekilde sizlerle birlikte olunabileceğini anlatacaklar. Ama ondan önce ben bir iki bir şey söyleyeyim. İnşallah bu söyleyeceklerim sizler tarafından halka yansıtılır. Ve biz de bu geniş bildirimi temin etmiş oluruz. Aldığımız bilgilere göre Sayın Başbakanımız Avrupa Konseyi toplantısı vesilesiyle 13 Nisan'da Strasbourg'da olacak. Evet, Sayın Başbakanımızın yapacağı orada yapacağı vatandaş toplantısına da katılmak isteyenler yola çıkabilirler. O tarihte işte kendileri nasıl arz ediyorsa uygun bir şekilde orada bulunmak isteyenler. Geçenlerde eski başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan Bey vefat ettiler. İşte gazetelerde hepiniz okudunuz, televizyonlarda izlediniz. Onunla ilgili talimat üzerine biz de bulunduğumuz mekanlarda Büyükelçisi olsun, burada olsun, Lyon ve diğer Strasbourg Marsilya Başkonsolosluklarında bir defter açıldı. Taziye defteri isteyen geçip kendisiyle ilgili düşüncelerini yazabilir. Mesela. Onun dışında 12 Haziran'da yapılacak genel seçimler kapsamında gümrük kapılarında oy kullanabilecek vatandaşlarımızın kayıtlı oldukları yurt dışı seçmen kütüğü listeleri 18 Mart 31 Mart tarihleri arasında ve www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek. Bununla ilgili zaten genelgeleri göndermiş bütün derneklere. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 2011 milletvekili genel seçimlerinde gümrük kapılarında oy kullanabilmeleri için yurt dışı seçmen kütüğü listelerinde kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yurt dışı seçmen kütüğü listelerinde kayıtlı olmayanlar oy kullanamayacaklardır. Ondan bu çerçevede yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan vatandaşlarımız 31 Mart 2011 mesai bitimine kadar nüfus cüzdanları ve oturma kartları ile Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat etmeliler ve adres kayıt sistemine kayıt yaptırmalılar. Nantes ve Bordeaux'da da yeni başkonsolosluklar açılabilmesi için Fransız makamları ile mutabakata varılmış durumda. İşte Dışişleri Bakanlığımızın ön hazırlıkları tamamlamasının ardından bu şehirlerde en kısa zamanda başkonsolosluk açılması için gerekli çalışmaları başlanacaktır. Yani izinler alındı, her şey tamam. İşte bundan sonraki aşamalarda oraya başkonsolosluk aynı, başkonsolosluk binasının bulunması, hani biraz daha zamana ihtiyaç var ama vatandaşlarımıza geçenlerde Sayın Başbakan'ın geçen sene geldiğinde verdiği söz üzerine bu sözde tutulmuş oluyor. Somut bir şekilde inşallah açılışlarını da hep birlikte göreceğiz. Ben söyleyeceklerim bu kadar benim. Bunun çerçevede ben şimdi sözü Sayın Fıtrat Öngör'e veriyorum. Sonra da Serdar Bey size hitap edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşım Sayın Serdar Dalkılıç'ın inisiyatifiyle bu ilk toplantıyı organize etmiş bulunuyoruz. Bu toplantının objektifi vatandaşlarımızı aydınlatmak diyeceksiniz. Hangi konuda? Bugün büyük bir olasılıkla pek sıhhi konularda değil. Yalnız vatandaşlarımızın sosyal sigortayla ilişkileri konusu ki şu sırada bu gittikçe önem kazanıyor. Belki bunu Sayın Başkonsolosluğun belirtseydik daha fazla bir katılım olabilirdi diyeceksiniz. Hangi konu? Şu anda hastalık geçirmiş yahut da iş kazası geçirmiş vatandaşlarımızın
malullük, emeklilik problemi var. Ve bu maalesef biraz enflasyona da vuruyor. En ufak bir hastalıkta vatandaşımız hemen malulen emeklilik peşinde koşmaya başlıyor. Onların şartlarını anlatmak belki lazımdı. İkinci nokta, gerçi şimdi aile doktorluğu var burada, Medsen Tretam. Onda bazı problemler halloluyor ama yine ortada kalan problemler var. Şöyle ki, vatandaş bazı nosyonları tam olarak bilmiyor. Diyeceksiniz, nedir bu nosyonlar? Bir tanesi normal sosyal sigortalı olmak. İkincisi, normal sosyal sigortayla beraber mütüel dediğimiz komplementer, yani tamamlayıcı sosyal sigorta. Bunun dışında SMÜ dediğimiz kuvertür medikal üniversel, yani bunun bir hastalığa dayanarak değil, gelirine göre verilen bir nevi sosyal yardım gibi. Ondan sonra bir de şey var, %100. Bizim vatandaş doktoruna gittiğinde benim %100'üm diyor. %100, 26 hastalıktan bir tanesi ve o hastalık için muayeneler ve ilaçlar %100. Yani bu SMÜ %100, bir de burada normal regüliye oturması vesaire olmayanı da olmayan vatandaşlara da ed medikal deta denilen problem var. Bu SMÜ ve SMÜ'de bütün doktorların bunu kabul etme mecburiyeti var. Fakat ed medikal deta dediğimizde doktorların bunu kabul etme mecburiyeti yok. Yani vatandaş hastalığa bağlı %100. SMÜ, yani ekonomik gelire göre verilen %100. Bir de ed medikal deta, bu üç %100'ü karıştırıp doktora gidip benim %100 dediğinde arkasından ed medikal yahut SMÜ çıktığında doktorlarla aralarında problemler çıkıyor. Bu çok mühim. Bunu dernek başkanlarının iyi şekilde anlatması lazım yani. %100, %100 değil. Dört çeşit %100 oluyor. Bunun dışında tabii bu iş kazaları problemi var. İş kazalarında vatandaş 4-5 ay aredomaladi, yani işi durdurma kararı alıyor ama belli bir müddetten sonra sosyal sigortanın doktorları bunu long maladiye çeviriyorlar. Yani uzun süreli hastalık kapsamına sokuyorlar. Buraya da girince o zaman bütün döneler değişiyor. İleride verilecek paralar, bağlanacak maaşlar bakımından. Onun için devamlı aredomaladi almanın da anlamı yok. Bilhassa özel doktorumdan bu diyelim işi durdurmaları mümkün olduğu kadar hastanelerden alınmasında fayda var. İleride mahkeme problemi olduğunda. Sayın Başkonsolosum, değerli meslektaşlarım ve sevgili misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ben iflah olmaz ve iyimser olduğum için önümüzdeki sene çok daha büyük bir katılım olacağına şimdiden inanıyorum. Emir komuta zinciri demek. Aynen. Şimdi şöyle, biz Fransa'da toplam 150-200 tane Türk doktoruyuz. Bütün Fransa'da. Bunların yarısından fazlası bir araya geldik. Düzenli bir şekilde görüşüyoruz, buluşuyoruz. İlk etapta kendi aramızda örgütleniyoruz. İkinci etapta tabii ki amacımız bizim buradaki kendi Türk komünitesine en iyi şekilde yardımcı olabilmek. Niye? Çünkü Fransa'daki sağlık sistemi hala Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından dünyanın en iyi sağlık sistemi olarak nitelendiriliyor. Hala bütün bu sekürte sosyalin problemlerine falan rağmen. Böyle bir sistemde bizim vatandaşımız henüz bu sistemden optimal biçimde yararlanmıyor. Demir Bey demin size bir takım şeylerden bahsetti. Dediği gibi yani çok vatandaşımız SMÜ nedir, AMÜ nedir, %100 nedir, başka imkanlar var mıdır, yok mudur, bunlar bilmiyor. Mesela bizim burada sekürte sosyal olan, ki hepimizin sekürte sosyali bir şekilde var, vatandaşlarımız Türkiye'ye gidip Türkiye'deki değişik sağlık merkezlerinden burada alacağı bir kağıtla
istediği kadar yararlanabiliyor. Bunu çok kişi bilmiyor. Buradan bir formül alınıyor. Türkiye'ye gitmeden evvel, tatile gitmeden evvel. Bir ay, iki ay tatile gidiyorsunuz, çoğunuz. O formülleri alıp doldurduğunuz zaman, buradan Sigorta Sosyal'den onaylattığınız zaman Türkiye'nin herhangi bir hastanesine gidip oradaki tedavi imkanlarından da yararlanabiliyorsunuz. Böyle pek çok şey var. Şimdi buralar örgütlenmiş durumdalar ve artık geleneksel bir biçimde niye bu tarihi seçtik? Çünkü Türkiye'de 1919'dan beri Tıp Bayramı adı altında bir vesileyle bir araya geliyorlar. Değişik etkinliklerde bulunuyorlar, onu haftalık. Biz hepimiz çalışan doktorlar olduğumuz için, yoğun olarak çalışan doktorlar olduğumuz için fazla zamanımız yok. Bunun için sizin yani dernek başkanlarına ilk önce takdir edersiniz ki 150 doktor yani çok az sayıda, yani size çok gibi görünse de çok az sayıda. Hepimizin herkese yetişme imkanı yok. Yani dernek başkan ve hatta ileriki senelerde bunu daha festif, daha böyle bayramsı bir havaya da çevirebiliriz. Yani artık bilemiyorum, sizin önerinize de açığız. Böyle daha bayramsı, daha şey bir havada bir araya gelmemize vesile olur. Burada bir politik amaç yok, burada bir şey amaç yok. Yani kesinlikle sadece sağlık alanında ve sosyal alanda yardımcı oluruz. Onun dışında şunu da söylemek istiyorum. Bizim görevimiz burada sadece size sağlık hizmeti vermek veya sosyal konuları anlatmak değil. Sizi, sizin derneğinizdeki insanları, sizin derneğinizdeki çocukları okumaya, özellikle sağlık meslekleri konusunda teşvik etmek. Şimdi hala görüyoruz ki bizim benim çalıştığım hastane üniversiteye bağlı bir hastane, yani eğitim hastanesi. Hala görüyoruz ki maalesef tıp fakültesi öğrencileri olsun, hemşirelik öğrencileri olsun, hala bizim Türk komünitesinden buraya gelen insan sayısı çok az. Maalesef çok az. Diğer bütün komünitelerde burada, Cezayir olsun, Fas olsun, Tunus olsun, Portekiz olsun falan. Yani öğrenciler, diyelim tıp fakültesinde 100 öğrenci varsa bunun 30-40 tanesini bu komüniteler oluşturuyor. Bizden hala böyle tane tane öğrenci geliyor. Yani bu konuda biz sizi teşvik etmek isteriz. Sizin de kendi bölgeniz, yani bu mümkün, bunu söylemek istiyorum. Mümkün, illa bizim çocuklarımız konfeksiyon yapmaya veya inşaatta çalışmaya mahkum değil, restoranda çalışmaya mahkum değil. Bunu biz teşvik, yani size teşvik etmek isteriz. Sizin de bu konularda mesela tıp fakültesine nasıl giriliyor, hemşirelik okuluna nasıl giriliyor, bu konularda da size bilgi verebiliriz. Yani size yardımcı olacağımız, olabileceğimiz pek çok konu var. Tabii ki bütün bunları yapabilmemiz için sizin burada olmanız lazım, motive olmanız lazım. Madem ki dernek başkanısınız, madem ki bu işe gönül verdiniz, madem ki bu işle meşgulsunuz, burada başkonsolosumuz biraz haklı, geleceksiniz yani, gelin dediği zaman, o gelin dediği zaman geleceksiniz. Şimdi ben size özellikle ön sıradaki birkaç arkadaşımızı tanıtmak isterim. Mesela Strasbourg'dan gelen arkadaşlarımız var, diş hekimi Köksal var, Strasbourg'daki derneğin başkanı, Abdullah Küleççi Paris'teki derneğin başkanı, Ayla Hanım burada TÜBİTAK düzeyinde olan bir şeyde araştırma grubunda araştırmacı olarak çalışıyor. Dilek Hanım Médecin Traitant şeyin demirin dediği gibi 92 bölgesinde. Yine bir dişçi arkadaşımız, buranın en iyi beyin cerrahlarından, özellikle epileptik cerrahide çalışan Doktor Barış Turak, ki çok uzun süreden beri buradadır, kendisi burada. Yani mesela dün toplandığımızda Büyükelçilik'te bir 150 doktor falan vardı. Biz buraya daha kalabalık olarak da katılabiliriz. Dediğim gibi sizin önerilerinizi de bekliyoruz. Yani niye katılım böyle az oluyor, daha fazla olması için ne olması gerek? Bu bir tanışma toplantısı. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Size laf... Bir ufak nokta olarak yine Serdar Bey'in iyimserliğinden yola çıkarak bugün burada bizlerle beraber olan dernek temsilcileri aslında doktorlarımızın ileride beraber çalışma yapabilecekleri dernekleri, bilinçli insanların birebir temsilcileridir. Yani dolayısıyla bugün burada olmayanları biz tabii ki burada olmanı isterdik ama bugün burada olmaları da bugünkü dernek başkanlarımızın sizlerle işbirliği ve ortak projeler çalışmalar için ne kadar bilinçli, istekli ve arzulu olduklarını bir kez daha ortaya koyduğunu düşünüyorum. Beraber iş yapacağımız zaten vatandaşlarımız, insanlarımız şu anda bizlerle beraberler. Bizim doktorlarla olan bu etkileşim anlamında önce birinci ayak Serdar Bey'in bahsettiği ortak projeler, ortak çalışmalar, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi. İkinci ayak olarak da hem başkonsolosluk hem de eğitim müşavirliği boyutundan biraz daha konuya geniş bakarsak
bizim toplumumuzun, gençlerimizin eğitiminde ve bilinçlenmesinde doktorlarımızın daha fazla rol alması.